Günaydın sevgili seyirciler. Para gündemden merhaba. Ben Serap Belet. İzmir'den bir canlı yayınla başlıyoruz. Bugün Selçuk'ta çok üzücü bir yangın faciası yaşandı. Elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle 5 küçük çocuk, en büyüğü 5 yaşında, 5 kardeş hayatını kaybetti. Gülçin Ayçe bu korkunç olayın yaşandığı yerden canlı yayınla karşımızda. Nasıl yaşandı olayı anlatır mısın Gülçin? Serap Belet, yaşları 1 ile 5 arasında değişiyor. Her birinin arasında 1 yaş var ve 5 çocuk ne yazık ki hemen arkamdaki bu evde yaşamını yitirdi. Nasıl yitirdi? Bir elektrik sobasıyla ısınıyorlardı. Anneleri bu evden elektrik sobasını açık bırakarak çıktı ve bu 5 çocuk da evde yalnızdı. Masal, Funda Peri, Fadime, Aras ve Aslan, her biri bu evdeydi ve şimdi onlardan geriye de ancak gördüğümüz bu oyuncaklar kalmış durumda. Hemen çatının üstünde, bu brandanın tepesinde oyuncak atlarını görüyoruz. Tabii nasıl burada can verdi 5 çocuk? Anne saat 19'dan önce, 15-20 dakika önce evden çıktığını, ayrıldığını söylüyor. Sonrasında dumanlar buradan yükseliyor. Tabii büyük bir yangından bahsedemeyiz ama elektrik sobasının şiltenin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıkıyor. Ve bu yangında da işte adını verdiğim o güzel adlı çocuklar ne yazık ki yaşamlarını kaybediyorlar. İlk yardım bu noktaya geliyor. Önce anne ve çevredekiler aslında çocukları teker teker dışarıya çıkartıyorlar. Ama bir bakıyorlar ki çocukların her biri cansız bir şekilde, yani içerideki o boğucu dumandan etkilenerek açıkçası nefes alamıyorlar ve cansız bir şekilde yatıyorlar. Üçü burada hayatını kaybediyor. İkisi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiriyor ne yazık ki. Anne Melisa Akcan hurdacılık yaptığı belirtiliyor. Zaten hurdaları da teslim etmek için evden ayrıldığını söylüyor. Tabii olaydan sonra büyük bir üzüntü yaşıyor. Şu an itibariyle tam olarak ifadesi alınamadı. Hala hastanede polis gözetimi altında. Ama bizim olay yerindeki gözlemimiz evin tamamen yanmadı. Bakın burası evin aslında betonarme yapısı. Hemen ön tarafta da baraka tipli bir bölüm var. Orada da eşyalarını muhtemelen gizliyorlar. Daha çok evin arka tarafında yangın çıkmış ama tabii çocukların daha çok dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dezavantajlı bir aile bu, ama şunu da belirtmek gerekir. Bu arsa aslında Akcan ailesine ait. Hakan Akcan'a ait. Hakan Akcan, yani baba Hakan Akcan'sa hırsızlık suçundan şu anda cezaevinde 4 yıl bir kesinleşmiş hapis cezası var. Peki görgü tanıkları, etrafta görenler ne söylüyorlar? Çoğu zaman aslında annenin çocuklarını bu evde yalnız bırakarak çıktığını ifade ediyorlar. En sonunda saat 15.30 sıralarında komşuları tarafından görülüyor anne. Ellerinde bir bisküviyle birlikte anne geliyor. Çocuklarıma bir şeyler getirdim diyor. Tabii bu anlamda da anne ile ilgili farklı iddialar var. Madde kullandığı da iddia ediliyor. Tüm bunlar araştırılacak. Bir de bu çocuklar her zaman bu evde yalnız mı bırakılıyordu? Bu konuda güçlü iddialar var. Annenin çocukları birçok kez yalnız bırakıp evden ayrıldığı ifade ediliyor. Ancak önümüzde bir gerçek var ki 5 masum çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Her biri 1, 2, 3, 4, 5, yani arka arkaya dünyaya gözlerini açmış 5 masum çocuktan bahsediyor. İşte ne yazık ki evde yalnız bırakıldıktan sonra elektrik sobası açıktı ve elektrik sobasının şilte üzerine devrilmesiyle birlikte bu evde yangın çıktı. İşte o yoğun dumanlar neticesinde de çocuklar hayatını kaybetti. Gülçin Ayça, çok teşekkürler. Tüm bu takibin daha önce de yapılması çok önemli. Çocuklar belli ki daha önce de tek başlarına bırakılmışlar. Konuşacağız ve ayrıntılarını aktarmaya devam edeceğiz. Günün önemli diğer başlıklarını da şöyle bir özetleyelim. Silahlı terör örgütü PKK, KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Özer'in belediye başkanı olmasından sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasını
aktarılıp aktarılmadığı incelenecek. Soruşturma için İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 belediyeye atanan kayyumlar hakkında konuştu. İçişleri Bakanlığı, terör soruşturması yürütülen bir belediye başkanı hakkında geçici görevlendirme yapabilir dedi. Tunç, bu yetkinin kanundan kaynaklandığını söyledi. Kayyum atamalarının yapıldığı belediye başkanlarının seçim sürecinde YSK tarafından adaylıklarının nasıl kabul edildiğine dair tartışmalara ilişkinse YSK kesinleşmiş hüküm varsa adaylığı kabul etmez. Devam eden bir soruşturma ve dava varsa bu durumda YSK sabıka kaydına bakar. Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylığı reddetme gibi bir yetkisi söz konusu değil dedi. Yasa dışı bahse yönelik önemli bir operasyon yapıldı. Dün sabah saatlerinde ve gün boyunca gelişmeleri takip ettik. Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Mahkeme Ortaç ve Erbil için ev hapsi, 2 şüpheli için adli kontrol, 12 şüpheli içinse tutuklama kararı verdi. Serdar Ortaç adliye çıkışında pişmanım dedi. Mehmet Ali Erbil ise sanal kumarı hiç oynamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesine katıldı. Toplantıya katıldı dün. Zirve öncesi çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad yıllar sonra aynı karede yer aldı. Cumhurbaşkanı zirvedeki konuşmasında batılı ülkelerin İsrail'e her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kaldığını vurguladı. İsrail'in amacı Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Suriye'deki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir dedi. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından Azerbaycan'a geçti. Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği konferansına burada katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde yaşanan kurultay tartışmalarına noktayı koymuş. Kurultay tartışmalarını bitiriyorum, sözüme değer verenler tartışmalara girmesin çağrısında bulunmuştu. Özel'in açıklamalarına il başkanlarından destek geldi. CHP'nin 81 il başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada Özgür Özel'e inanıyoruz, kurultay gündemimizde yok denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konser ücreti tartışmaları hakkında dün bir basın açıklaması yaptı. Tam bir algı operasyonu içerisindeyiz dedi. Ebru Gündeş ve diğer sanatçılara ödenen ücretleri tek tek açıkladı Yavaş. Ebru Gündeş'e dahil bütün ekibine ödenen para 4 milyon lira. Bizim yanlış yapma lüksümüz yok. Ankaralıların bir kuruşunu boşa harcamamak üzere kendimizi programladık dedi. İsrail bir yandan Gazze şeridinde insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bir yandan da Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 10 kişi öldü bu saldırıda. Lübnan'da ise farklı noktalara düzenlenen saldırılarda 18 kişinin öldüğü bildirildi. Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak İstanbul'dan alınan Beşiktaş-Makabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağı belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Tel Aviv maçı 28 Kasım'da seyircisiz olarak Macaristan'da oynanacak. Özetler sona erdi. Şimdi geçelim piyasaya, ekonomiye. Evet, Bitcoin rekor kırdı, hem de ne rekor, 89 bin dolar. Piyasalara bakacağız, altın düşmeye devam ediyor. Trump etkisini hala piyasalarda görüyoruz. Bundan sonra da üzerine çok konuşacağız. Belli ki Borsa İstanbul 9267, dolar 34.37, euro 36.57, euro dolar paritesi de 1.06'da bu sabah. Hemen faizi göreceğiz, ardından da altına bakalım. Bir sonraki ekranımızı getirirsek faizi görelim. Oradan da Brent petrole 44 faiz. Altın nonsu 1607 dolar. Yani 2800 dolarlara yaklaşmıştı biliyorsunuz. 2607 dolar bu sabah. Brent petrolün varili 71.70. Ham petrol, ABD ham petrol 67.86. Orada da belirgin bir düşüş var. Gram altın, tam altın ne kadar? Tam altın uzun bir aradan sonra 19.000'in altında 18.783, gram altın 2.880 lira, yarım altında 9.420 lira. Bitcoin ile başlayacağız ama az önceki İzmir'e ilişkin söylemek istediğin bir şey var mı? Ne dersin? Bu çağda böyle İzmir gibi büyük bir şehirde yani gerçekten çok üzücü. Çünkü hani ev diyoruz falan ama barakı diye sen de ifade ettin. Yani bir gece kondu, yanına bir baraka. Ama bu, yani böyle... bu ev falan değil. Üstelik 5 çocuk. Hani her sene neredeyse bir çocuğu olmuş. Annenin de bir yandan da hani eşi hapiste, tamam yani, ama bir sosyal yardım alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Bir yandan da hayat
geçindirmeye çalışıyor bir yandan da. Ne kadar takip ediliyor değil mi? Bir yaşında bir çocuğu, beş yaşında en büyüğü. Yani bir, iki, üç çocuklar kendileri... Akıl almaz bir şey bu. Yani hani birini görmediniz, ikincisini görmediniz, üçüncüsünü görmediniz. Yani bunun hani yerel yönetiminde, gözetiminde kaçmaması lazım. Merkezi yönetiminde kaçmaması lazım. Yani valiliğinde... Ya da sosyal hizmetlerin takip etmesi valiliği lazım görmesi bu çocuklar. Lazım. Yani bunları bir şekilde... Aç mı, susuz evet, mu, istismar yani hani, ediliyor mu, bakılabiliyor tabii ki, mu, güvenle değil mi? Yani burası hani Türkiye'nin böyle hani... gelişmemiş bir şehir de değil bu arada yani. Hani doğru. Milyonlarca insanın yaşadığı bir şehir. Çok üzücü gerçekten ama hani bunları yaşayınca böyle görüyoruz. İstanbul'da da vardır eminim. Yani Ankara'da da vardır eminim. Yani belediyelerin de, valiliklerin de yani bu gözle bakması lazım. Yani ihtiyaçları var mıdır? Birilerinin size gelmesine de gerek yok bu arada. Hani gerçekten bunda yani konu aktif... komşu Gülçin dedi ki etraftakilerin de bazı yorumları var. Hani ailede çocukların evet. böyle yalnız bırakıldığı. Bir yandan garibanlık, bir yandan zor şartlar olabilir ama başka yani mutlaka. Sorumsuzluklar da olabilir. Yani, hepsine bakmak lazım. Yani en büyüğünün 5 yaşında olduğu var, bir destek evde var. Her halükarda bir destek gerekiyor. Yani tabii. hani bir tanesi böyle 15-16 yaşında olsa hani ablalık, abilik tabii. yapacak pozisyonda olsa tabii. başka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Ya bu gerçekten hani izlenmediğini, bizim gözetilmediğini gösteriyor. Bizim de etkili yerlere belki uzaktan gördüğümüz evet, bu maalesef. Sıra dışı durumları söylememiz lazım. Bilmiyorum orada konu komşu evet. söyledi mi ama ya burada tek başına bırakılan çocuklar var. Burada kötü şartlarda evde kalan bebekler, tabii çocuklar ki. Var. Bunları tabii takip ki. Etmek lazım. Hepimizin evet. aslında sorumluluğu çok çok yazık çocuklara. Önce tabii yani. Kamunun hakikaten. Bunu yani düzenli şekilde bunları takibini yapan ekipler vardır eminim ki. ama daha etkin yapmasını gerektiğini gösteriyor bu kesinlikle. Resim. İşte belediyelerin sosyal evet. yardımları hepsini bir arada düşünebiliriz. Yani ben soba faciası falan diye okuduğumda, yani duyduğumda üzüldüm soba faciası falan değil bu. Tabii yani tabii. Buna soba faciası demek işi hafletmek sobanın kabahati yok burada. Denemez. Yani. Şimdi Bitcoin'e geçersek 89 bin doları aştı Bitcoin. 68 bindi seçim günü. Evet. 74 bin şimdi 89 bin. Yani daha toplam piyasa değeri bütün bu kayıtlı coinlerin 3 trilyon dolar oldu Serap. Yani 3 trilyon dolar aslında bizim pandemi döneminde yakadığımız rakamlar bunlar. Yani 2021'in ortasındaydı yanılmıyorsam. 2.6 trilyon dolara falan ulaşmıştı. Yani zirvesiydi o. Bütün hepsinin toplam değeri. Yani şu anlama geliyor. Bu şu an coin piyasasında 3 trilyon dolarlık para var. Yani bu para buraya park etmiş durumda. Bu coşkuyu tabii Trump'la yaşıyorlar. Çünkü Trump'ın işte bir takım regülasyonlara izin vereceği, gevşeteceği ya da işte Amerikan Merkez Bankası'nın rezerv olarak yani dolar gibi neredeyse evet. bunu tutacağı, altın muamelesi yaptığı aynı zamanda bir döneme gireceğiz beklentisiyle bu yaşanıyor. Ama ben bu dönemlerde gerçekten hani büyük markaların haricinde yani biraz bunlara bakılıyor ama çok fazla da dolandırıcılık da olabiliyor. Ben bu konuda yani izleyenlerin hani buradan büyük bir getiri elde etme hayali kuranların dikkat etmesini gerektiğini düşünüyorum. Tam böyle dönemlerde oluyor çünkü nasıl bu işler. Nasıl yapılıyor daha çok? Çünkü şöyle aslında yani o kadar çok hani işte tokenlar, altcoin'ler var ve bunların birçoğu belki de hani karşılıkları olmayabilir. Yani güvenilir olmayan borsalar üzerinden satın almasınlar. Eğer illa alacaklarsa ki kaldık Türkiye'de maalesef bunun mevzuatı henüz tam oturmadı. Hala daha sadece lisanslar veriliyor ama yani siz unutmayın ki bu parayı yurt dışına gönderiyorsunuz. Bunu unutmasınlar insanlar. Yani burada bir kaydı yok. Burada bir saklaması yok. Bana kalırsa düzenlemesi de eksik o yüzden. Yani sizin hiçbir garantiniz yok bu parayı gönderirken. Todex'teki gibi diyorsun. Şeyler tıpkı oradaki yaşanabilir. Gibi yaşanabilir. Ve ne zaman yaşanıyor? Düşerken değil. Böyle zirvelerde, rekorlarda yaşanıyor. Ve genelde de bu hani haberler hep işte rekor kırdı falan deyince insanlar... İştahlanıyorlar. Yani 5-10 bin lirası bile olsa ben de bu fırsatı yakalayayım diyor. Kaybetsem ne olacak diyor ama siz kaybederken 1 lira kazanıyor. O 5 bin liranızı başka siz kolay mı kazandınız o parayı? Ya bunları düşünmek gerekiyor. Maalesef bu konuda... Dünyada regülasyonda hala tam karar veremedi ama Türkiye'de de bir parça hem bilinç düzeyi eksik hem de regülasyon tarafında eksiklerimiz var. Bunu giderilmesi lazım. Şimdi bu zafiyeti söyleyince daha sonra değinirdik ama şimdi yeri gelmişken yasa dışı bahiste de benzer bir şey var. Hem de bir nasıl? An önce çok yaygın, çok nasıl? Yaygın. Dünkü soruşturma Mehmet evet. Ali Erbil, Serdar Ortaç ev hapsi, diğer gözaltılarda tutuklamalar var. Çünkü ya zaten yasa dışı bahis çok artmıştı. Üzerine sosyal medya etkisi eklendi. Evet. Ya benim üzüldüğüm tabii ben sondan başlamak istiyorum. Neden ev hapsi olduğunu anlamadım. Yani ünlü oldukları için ev hapsine giriyorlar. Ben bunu da anlamadım. Çünkü bugüne kadar zaten topluma ne şekilde örnek oldukları biliniyor. Yani yani toplumda ünlü olmak bu ayrıcalığı mı sağlaması gerekiyor? Çünkü ben işte o videodan haberim yoktu yok Malta'ya ben otel açmaya gitmiştim sağlık falan gibi. Sağlık nedeniyle mi acaba diye vallahi düşündüm. Sağlıkları gayet iyiydi o videoları çekerken. Ben videoları seyrettim. Hepsinin eli kolu her tarafı oynuyordu.
Ama bir anda bakıyorsun duruşmaya gelince, adliyeye gelince bir anda sakat oldu hepsi. Bir anda böyle sallana sallana geliyorlar falan. Ben bu görüntüleri abesle iştigal karşılıyorum. Doğru da değil. Yani ne şartlarda hapse girenler var bu arada. Onu da unutmayalım. Ünlüler doğru diye ayrıcılık yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bu ders olmuyor. İyi, o zaman bütün ünlüleri serbest bırakalım. Yani her türlü suçu işlesinler. Ellerinde hapse olsunlar. Zaten evden işliyorlar suçu. Yani ellerinde bu suçu işlediler. Yani ya ellerinde ya otellerinde, sosyal medyada her gün işliyorlar TikTok'larda Mehmet Ali Erbil'ler. Yani dolayısıyla bunlar bu şekilde yani önce bu kısmını bir konuştuktan sonra gerçekten yasa dışı bahis konusu Türkiye'de öyle bir şey hale geldi ki şimdi bunun sebebi de bir iki tane ülke var. Bu ülkelerde bu aslında yazılımları kuruluyor. Buralardan bunlar kuruluyor bu şirketler ki takip edilmesin diye. Tabii. Ama buralarda aslında sadece bahis oynamıyorsunuz siz. Birçok uyuşturucu vesaire gibi paraların transferine aracılık ediyorsunuz. Yani aslında yasa dışı birçok kara paranın da aktarılmasına, aklanmasına aracılık ediyorsunuz. Doğru. Siz burada 3-5 kuruşla belki 3-5 kuruş hafif kalır. Daha büyük rakamlarla eğlendiğinizi sanıyorsunuz ama yani buradaki içine iştirak ettiğiniz suç çok büyük. Ve maalesef biz çok kolay koldan para kazanmaya çok böyle teşne bir millet olduk. Bu ne son ekonomik şeylerde gençler inanılmaz gençlerde bu yasa dışı bahis oyunları. Evet. Ve milyarlarca dolarlık bir 50-60 milyar dolarlardan bahsediliyor toplam çünkü olarak buraya. Bizim, Türkiye'den sadece akan para. Çünkü niye? Köşeyi dönme fikri ya da işte o sosyal medyada panolan şey işte birilerinin dolandırıcılığı aslında. Bunu bir türlü anlatamıyoruz. Bunu Dilan Poatlar'da gördük. Tabii. Bunu tüm yani dolandırıcılıkların dolandırma mekanizması sosyal medyada bir hayat biçimi. Bir de baştan anlatma kazandırıyor. 2007 yılında buna ilişkin bir haber yapmıştım. O zaman bu sosyal medyanın böyle bir etkisi yoktu ve yasa dışı bahis aslında tabii bir ki nevi yeniydi. Evet. Ve Hürriyet'te manşet olmuştu o zaman. Genç bir çocuk o zamanın parasıyla kazanıyor. Başta çünkü kazanıyor. Tabii, ailesinin evi, komşularının evi, çevredeki herkesin evlerini satıp veriyorlar. Evet. 18 yaşında o zamanın parasıyla 2007'de 2 milyon 800 bin lira tek seferde kaybedince canına kıyıyor. Barış neredeyse Kuk, 2 milyon dolar hala o zamanki paraya göre 1,5 milyon dolar falan yani. Şu anki parayla 60-70 milyondan bahsediyorsun sen. Tabii inanılmaz. Az ve çocuk adam, canına kıyıyor 18 yaşında. Çünkü bunu kimseye nasıl izah edeceğim diye. Tabii. Ve hani o klişe gibi görünen şey var ya, hayatlar kararıyor. Tabii. Hayatlar kararıyor gerçekten. Yok yok, hiç onlar klişe değil. Çünkü gerçekten insanlar buna kaptırıyorlar. Hele de çok gençlerse bir yanılgıya düşüyorlar. Her seferinde daha da çok kazanacağım ve sürüklenip gidiyorlar. O yüzden çok önemli bir konu bu yasa dışı bahis konusu. Ve yurt dışı dedin ya, yurt dışından tespit edilemiyor ki. Cezasız kalıyor. Tabii ki. Yani kaynağını orada bulamıyorsun, yaptırımı işte bulamıyorsun. San Marino'da, Karadağ'da, Tiran'da, buralarda Avrupa Birliği'nin hani şeyinin dışında olan, gözetiminin dışında olan yerlerde şirketler kuruluyor. Ne şirketi olduğu belli değil. Call center'lar kuruluyor. Orada yani bu dolandırıcılığın bir yöntemi tabii ki. Ama aynı zamanda hem dolandırıcılık hem kara para aklama hem birçok yani problemi bir arada taşıyan bir alan bu. Bunları tabii biz olduktan bittikten sonra böyle müdahale ediyoruz, bir parça izliyoruz. Oysa ki bu hani böyle birkaç yıldır çok artarak devam etti. Buna ilişkin yasal düzenlemenin çerçevesinin bir daha elden geçirilmesi talepleri vallahi var. Yani şu bile, sanıyorum ona da bir ihtiyaç yani var şu anda. Teknoloji çağında çok zor bazı şeyler. Yani şunlar çok zor, farkındayım. Yani bazı şeyleri engelleyemiyorsunuz. Yani sonuçta örneğin X platformu yurt dışında. Bu platforma siz yazı gönderiyorsunuz, geliyor. Yani kapatmanız gerekiyor vesaire. Ya da TikTok'ta benzer durumlar var. Bu çağın sorunları bunlar ama biraz da tabii yani engellemeyle değil, aynı zamanda bilinçlendirmeyle de gitmemiz lazım. Hem bilinçlendirme lazım. Hem yani, her yerde canım sosyal medyada bahis reklamada insanın önüne çıkar mı bu kadar? İşte bir kere zaten yani çok fazla çıkıyor. Çünkü çıkıyor. Onlar ödedikleri paranın çok çok kat katını kazanıyorlar. Ama ben tabii içinde bir sporcu, futbolcu var. İçinde bir tane şarkıcı var. Ömürle tiyatrocu, sanatçı, televizyon aktörü var. Yani bunların hani bunlara alet olması zaten çok büyük bir alet olunca da hani hafifletmeyelim suçlarını. Yani bu işi pompalaması da çok ağır bir problem. Tabii toplum yani bir şekilde bunun farkına varmalı. Ama yine de şunu söylemek isterim ki örnek olması gerekenlerin örnek olması lazım gerçekten. Kötü örnek değil, iyi örnek olması lazım. Evet. Ama bu şekilde olmaz yani. Ben dün gördüm, çok üzüldüm. Yani yok haberlerimiz yoktu. Yok efendim hastalara yardım için gidiyorduk falan. Hadi bunu yaptınız. Bari bunu yapmayın. Yani insanları da aptal yerine koymayın. Doğru. Yani. Doğru. Haberiniz yoktu da mı ondan mı tutuklandınız? Yani doğru mu? Evet. Olmaz.
Niye bu kadar insanlar kolay yoldan köşeyi dönme peşindeler? Hak vermek için söylemiyorum. Kumar, evet, yasa dışı ya da her neyse her haliyle, hı-hı, zaten uzak durulması gereken çok kötü, evet, bir bağımlılık. Ondan maalesef bağımsız söylüyorum. Bir de tabii ekonomik şartlar daha da bunun kapısını açıyor. Yani ya da insanların gördüğü şaşalı hayatlara gençlerin özenmesi, geçmişte olmadığı gibi bir kıyaslama içine giriyorlar. Yani geçmişte lüks bir zenginler nasıl yaşar görmüyordun, bilmiyordun ki biz, evet, çocukken Yavuz. Şimdi tabii bir öyle özel jetle gittikleri yerde mutlaka neler yiyip içtiklerini görüyor gençler. De, böyle büyüyorlar. Ya da bunlar, zenginler bunu yapmıyor aslında. Yani zenginler bunu yapmıyor. Zenginler bunu aslında bunu yapmıyorlar. Yani böyle bir görgüsüzlük söz konusu değil. Burada aslında gerçekten zengin olmayanlar, sizin sayenizde zengin olanlar bunu ya. Tabii. Zenginlik gibi gösteriyorlar. Ama işte bunun sürekli bu çocuklara pompalanması bir, evet, tabii ki büyük bir sorun. Yani zaten her şey orada başlıyor. Şimdi yani, asgari işsizlik verilerine geçmeden asgari ücretle başlayalım. İçinde de vaktimiz, evet, yettiğince, hı-hı, işsizlik verisinde konuşuruz. Evet. Habertürk.com'da da bugün, hı-hı, gördüm, buna ilişkin kim ne dedi derlemesi, evet, var. Evet, tarihi dönemden geçiyoruz Darun yani. Evet. Merkez Bankası Başkan Yardımcısından. Şimdi nerede peki buluşulacak sence? Ya ben önce onu söyleyeyim. Yani hiç bu kadar üst düzey akademisyenin asgari ücretle uğraştığını hayatımızda görmedik. Yani hele hele bırakıyorum onu yani. Böyle işte siyasetçiler bile konuşmuyor. Bırak şeyler, hı, konuşuyor. Yani büyük patronlar asgari ücret konuşuyor. Herkesin ortak yani sohbet konusu bu haline geldi. Onu açıkçası ben biraz da şey yapmam. Yani Nobel ödüllü de asgari ücret konuşuyor. Bir yandan işte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da orada. Çünkü sadece artık zam yapıyor oranını değil de sorunu da konuşmaya başladı. Yani bir de çünkü artık tabii asgari ücret ve genel tabii olarak ücretler, ha, konusunun ya doğru zemine oturulmasının, evet, gerektiğini gördüğümüz ana da geldi. Evet, bir yandan kimileri şunu yatsıyorlar. Büyük bir kesimin orta gelirinin yani buraya yakınsadığını ve birçok kişinin asgari ücretinin yani kimileri yatsıyor, yok diyor böyle, hı-hı, bir şey. Ama bir yandan da bu kadar kişi konuşuyorsa demek ki hayır, öyle değil. Gerçekten büyük bir kesim bu ücrete ya da bu ücretin yakın komşu rakamlarını aldığını kabul etmesi gerekiyor. Bazı grafiklerimiz, aha, var, sen aktar, evet, istersen. Çünkü asgari ücretin pandemi öncesine, evet, göre artışı, bir de 21 yılda Türkiye ve, hı, Türkiye'nin gerisindeki ülkelere, yani Avrupa Birliği üyesi, evet, ya da aday ülkeler arasındaki, aha, yerimizi gösteren de, evet, veriler var burada. Aslında bu yani yine bizim sosyal güvenlik yazarımız aynı zamanda Ahmet Kıvanç'ın bir, hı, haberidir. Yani dün haber yayınladık Habertürk'te. Burada şeyi görebiliyoruz. Yani ülkelerin yani Avrupa Birliği ülkelerinin veya Avrupa Birliği üye ülkelerin asgari ücretteki düzeyleri. Biz sondan 8'iz. 8. sıradayız. Yani üye ve adayların içinde 28 AB üyesi, aha, ve aday ülke arasında, evet, sondan 8'deyiz, evet, şu anda asgari ücretimizin euro karşılığıyla. Euro karşılığı. Bu da aşağı yukarı yani tabii maalesef hani şu an geriledi ama yılbaşında ilan edilen rakama göre bu liste. Mesela 568 euro olarak belirlenmişti Ocak başında. Yani 2004'ün, evet, başında rakam buydu. Listede maalesef hani Ocak ayına göre olduğu için şimdi hani nerede 568 dolar demesinler insanlar diye söylüyorum bunu. Tamam. Yani mesela bu oran Bulgaristan'da 477 dolar, hı hı, euro. Yunanistan'da bunun çok üzerinde, bizim çok üzerimizde 968 euro gibi bir rakama tekabül ediyor. Mesela örnek olarak söylüyorum, Macaristan'da 675, Malta'da 925, çok tartıştığımız Malta'da. Romanya'da 743. Yani bu ülkelere niye söylüyorum? Bu ülkeler bizim gibi gelişmekte olan ülkeler olup bizim üzerimizde rakamlarda ücret ödüyorlar. Biz onlardan nereden baksan 150 euro falan altında çünkü alıyoruz. Çünkü şunu demek istiyorsun. Biz, aha, hep işte 10 yıl önce şu kadardı euro bazında, evet, arttı. 20 yıl, hı-hı, önce bu kadardı euro bazında arttı, evet, diyoruz ama dünyada da zaten böyle bir artış var. Var. O tabii, bizim biraz var kendimizi, hı-hı, kıyasladığımız ülkelere, evet, AB aday ülkeleri ya da neden işte bunu çerçevede söylüyorum gelişmekte aslında olan işte burada mesela görüyoruz. Mesela Romanya'da son 21 yılda euro bazında %944 bin artmış yani. %1000 artış var. Yani, %201 artmış. Bizde %201. Bizim neredeyse yani 5 katımız falan artmış onlarda. Yani biz tek başına aldığımızda hiç fena değil diyoruz. %201 artmışız ama diğerleri görünce tabii tablo değişiyor. Şimdi bu ülkelerin yani Polonya'sı en büyük rakibimizdi. Bazı alanlarda bizi geçti. %401. Yani Polonya'yı hani biz rakip bile görmezdik bir zamanlar. Son 10 yılda falan Polonya bazı üretim şeyleriyle, sanayisiyle öne geçti. Yatırım alma gücüyle öne geçti. Otomotiv tabii sanayinde değil mi? Başta otomotiv olmak Romanya'da üzere. Yüksek teknolojide de keza öyle.
Yani şuradaki ülkelere baktığınız zaman Bulgaristan %747, tamam çok düşükmüş ama bayağı bir artmış. Şimdi bunların tabii artı özellikleri Avrupa Birliği'nin içinde olmaları, Avrupa Birliği'nin kapısında olmaları. Ha, biz o fırsatı çok uzun zaman önceden, ya da bize o fırsat verilmedi diyelim. Verilmiyor. Verilmediği için de biz biraz daha geride kaldık. Ama burada şunu vurgulamak istiyorum. Bir ya, yani yabancı yatırımcı geldiğinde deniliyor ya işte ya az ücret düzeyi de önemli falan. İşte bak ücret düzeyi burada yüksek. Buralara yüksek teknolojili yatırımlar geliyor. Biz niye hayıflanıyoruz? Bu tabloda olmayan Mısır, Tunus veya işte rakibimiz olamayacak Kuzey Afrikalarıyla karşılaştığımız için. Neden? Diyoruz ki orada daha ucuz. Ya biz oraları mı örnek alacağız? Yani biz neden bunu söylüyoruz? Çünkü maalesef bu alanda tekstil ağırlıklı olmak üzere birçok bazı sanayi dallarında çok düşük ücret düzeyleri verdiğimiz için veya yaptığımız ihracat bu alanlarda olduğu için biz hep o ülkeleri kıyaslanarak çok pahalı olduk diyoruz. Oysa ki Batı ülkelerine göre ya Doğu Avrupa ülkelerine göre ucuzuz işçilikte. Yani bizim yüksek teknolojiye geçmemiz, geçen hafta bu konuları konuştuk. Evet. Ve, yani kilogram başına evet, ihracat arttırmamız, daha yüksek sanayi ürünleri üretmemiz gerekiyor ki daha çok kazanacağız ve asgari ücret gözümüze batmayacak. Tabii ki özetle. Öyle. Yoksulluk da bitecek. Yani yoksulluk da azalacak. Bitecek, bitmez belki ama azalacak. Böyle olur bu iş. Ve yani şimdi sonuçta hani bu kıyaslamaları yapmak tabii bazen şey yapabiliyor. Yani kafa karıştırabiliyor ama yani bizim hedefimiz bu olmalı. Yani biz Avrupa Birliği'ne hedef alırken kendimize Avrupa Birliği'nin değerleri falan değil. Aynı zamanda zenginliğini almamız gerekiyor örnek olarak. Yoksa Kuzey Afrika ülkelerinden pahalı olmuşuz vesaire bu tartışılacak bir şey değil. Yani o ülkelerle bizi karşılaştıramayız zaten. Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da. Evet, şimdi birazdan Fevzi Çakır'a da gideceğiz Ankara'ya da. Son bir cümlen var mı? Asgari ücrette kaldık, sanayi üretimine de vaktimiz kalmadı Yavuz. Yani şu, bu durumda senin beklentini sormuştum ya, aralığa çevrildi gözler. İSO Başkanı kimseyi mutlu etmeyecek, ne işvereni ne evet, çalışanı demiş. Evet, öyle yani, bir rakama mı gidiyoruz? Yani. Öyle görünüyor yani açısı hani burada ne işveren hani burada hakikaten çok memnun olmayacak belli ki yani açıklanan rakamdan. Çünkü aslında işveren zaten yapmasa daha mutlu olacak gibi görünüyor böyle görünür, böyle açıklamalardan bakınca. Ama şu var ki yani işte hedef enflasyona göre yaparsanız zaten çok şey bir rakam olur. Yani ciddi manada hüsrana uğratır insanları. Hakkı da değil, bunu hep söylüyoruz. Yani %20-25 rakamları yani akıl almaz bir rakamlar. Hani bu rakamlarla insanlar bu 2025'i geçiremezler. Hele hele 2025 çok zor bir yıl olacağı ifade edilirken olmaz. Yani zamlarda durmuyor biliyorsun. Yani üstünde rakamlar olması lazım. Peki şimdi bakalım biraz da siyaset gündemine Fevzi Çakır'a dönelim. Fevzi günaydın. Günaydın Serap, günaydın Yavuz, iyi yayınlar. Günaydın, hoş geldin. Şimdi sen yokken İstanbul hareketli, Merkez İstanbul diyordun ama tekrar Ankara'da başladı hareket. Dün hem Sayın Mansur Yavaş'ın basın toplantısı, hem CHP'deki bu toplantı, MYK toplandı bildiğim kadarıyla. Olağanüstü kurultay talebini kapattı Sayın Özel konusunu. İl başkanları da ona destek verdiler. Şimdi ne konuşuluyor peki CHP'de? Durum ne? Senin gözlemlerin ve duyumların ne? Serap, geçen hafta yaptığımız en son yayında bu kurultay taleplerinin çok daha güçlü bir şekilde dile getirileceğini ifade etmiştim. Söylemiştin, evet. Sayın Kılıçdaroğlu kurmayları ve taraftarları çok daha güçlü bir şekilde bunu talep edecekler demiştik. Gerçekten de öyle oldu ama hesap edilmeyen bir şey var. Açıkçası onu söylemekle başlayayım. Sonrasında dünkü MYK'ya şöyle bir perde arkasıyla bakmak isteriz. Sayın Özgür Özel, bugün Sayın Kılıçdaroğlu taraftarlarının şu kadar imza toplayıp şu kadar işte propaganda yapıp rahatça görevden uzaklaştırabilecekleri bir isim mi acaba? Ben açıkçası buna emin değilim. Sayın Özgür Özel partisine giderek hakim olmaya başlamaktadır ve izlediği politikalar da bu anlamda partisinin geniş tabanlarınca kabul edilmeye başlanmaktadır. Bir başarı da ortada var. Dolayısıyla ben Özgür Özel'in öyle kolay bir şekilde Kılıçdaroğlu ekibi ya da parti içi muhalefet talep ediyor diye bir kurultayla görevden uzaklaştırılacağı beklentisi içerisinde değilim. Değilsin. Bundan emin olmadığımı ifade edeyim. Bunu belirteyim. Açıkçası bir talep var. Bu talep giderek de güçlü bir şekilde dile getirilecek. En fazla bu süreçte Sayın Özgür Özel parti içi muhalefet tarafından aslında bir şekilde algı operasyonlarına, linçlere maruz kaldı. Bunu yapanların önemli bir kısmı da Sayın Kılıçdaroğlu taraftarlarıydı, kurmaylarıydı.
Çeşitli sosyal medya hesapları adı altında. Birçoğu da kimliksiz hesaplar bunların. Bu hesaplar adı altında Sayın Özgür Özel'e yönelik çok ciddi eleştiriler dile getirildi. Daha sonra bu hesaplardan kurultay talepleri dile getirildi. Daha sonra bu hesapların da üzerine çıkarak gerçek kişiler, Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında konumlanmış kişiler kurultay talebini yüksek sesle ifade etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu gelişmeleri elbette takip etti, kayıtsız kalmadı. Dün gördük il başkanların tamamı çıktı. Sayın Genel Başkanlarının yanında olduğunu ifade ettiler. Fevzi, seni böleceğim ama bugün Salı malum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında kürsüye çıktı. Canlı yayınla oraya dönüyoruz. Evet, para gündemden tekrar merhaba. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasını izledik. Her zaman siyasi parti liderleri önemli mesajlar veriyorlar grup toplantısında ama bu sene 1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin toplantılarına daha da dikkatli bakıyoruz. Çünkü son açıklamaları gerçekten siyasetin gündemini değiştirdi Öcalan çağrısıyla birlikte. Ve bugün Devlet Bahçeli dedi ki yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Terörün bitmesi milli ülküdür. Vatan tehdit altındayken oy düşünmeyiz dedi. CHP'li belediyelerle ilgili, daha doğrusu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konser harcamaları biliyorsunuz gündemde, ona ilişkin dedi. Hazine kaynakları peşkeş çekiliyor, israfa gömülmeleri, bir yandan israfa gömülüyorlar, bir yandan sıradan vatandaşa çorbayı reva görüyorlar dedi. Yine terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, katlanmamız imkansızdır dedi. Sorular da soruluyor bu arada Sayın Bahçeli'ye şu anda, bir de oraya dönelim. Yanlış bilgilerle, ayrımcılığı, körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım. Evet, yani bir gazeteciye miydi cevabı? Sonunu duyduk, bilemiyorum. Canlı yayında izledi kendisine yöneltilen soruya cevabını MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve PKK için son yaklaşmıştır dedi. Özetle de geçmişteki söylemlerinin arkasında olduğunu geçen hafta da tekrarlamıştı. Bugün de tekrarladı. CHP 26. dönem İstanbul Milletvekili Doçent Doktor Gülay Yedekçi stüdyomuzda yanımda. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu da uzaktan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Size de merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi Gülay Hanım, bu son açıklamaları üzerinden Devlet Bahçeli'nin sizin dikkatinizi çeken kısmı nedir? Özellikle de PKK sona yaklaşıyor. Bugüne kadar söylediklerimizin arkasındayız dedi Devlet Bahçeli. Bu ifadeleri bundan sonrasına ilişkin size ne söylüyor? Evet. Öncelikle tabii pazar günü 10 Kasım'dı. Hı hı. Dünyanın en büyük lideri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar minnetle, rahmetle anıyorum. İyi ki Atatürk'ün evlatlarıyız. Ve hiçbir bindirilmiş kıta olmadan insanlar, 1 milyonun üstünde insan, 1 milyon 100 bin civarında insan Anıtkabir'e koşarak gitti, atasına sarıldı. Bu ülkenin, cumhuriyetin payidar, sonsuza kadar payidar olacağına inanan Mustafa Kemal Atatürk'ü biz de sonsuza dek kalbimizde yaşatacağız. Evet. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'yi dinledim. Sayın Devlet Bahçeli'yi az önce sizin de söylediğiniz gibi 1 Ekim'den sonraki açıklamalarında daha da dikkatli dinliyoruz. Çünkü bir açılım, bir el uzatma, bir işte Demlilerle tokalaşmakla başlayan, hı hı, sonra Öcalan'ı meclise davet etmekle devam eden bir süreç devam ediyor. Hatta bir ara televizyonlarda şunlar da konuşuldu. Acaba AKP'nin bundan haberi var mıdır, yok mudur diye. Sonra üzerine ikinci defa grup toplantısına tekrar etti. Ben dedi, tekrar çağırıyorum dedi. Öcalan gelsin meclise konuşsun diye. Bugünkü konuşması içerisinde mesela işte herkesin eşit haklara sahip olduğundan bahsetti. Kimse ikinci vatandaş muhabbeti görmemişti. Hiç kimse Türkiye'de, de Türkiye'de Devlet Bahçeli kadar, Sayın Devlet Bahçeli kadar özgürlüğe sahip değil. Yani Devlet Bahçeli isterse mafya liderleriyle görüşür, isterse terörist başını meclise davet eder, hiçbir şey olmaz. Ama bugün herhangi birisi Twitter'da herhangi bununla ilgili bir yorum yazsa hemen kapısı 5 dakika sonra çalınabilir. Ya da televizyonda ya da sokakta vatandaşlar kendi aralarında konuşsalar bile bununla ilgili başı ağrıyabilir. Onun için hani hiç kimse de Sayın Bahçeli kadar özgür değil herhalde. Onun da altını çizmek lazım. Şimdi Devlet Bahçeli böyle bir süreç zannediyorum başlattı ama sonra ne olacak onu bilmiyoruz. Yani bir sonraki adımda ne olacak? Evet, tamam.
elimizi uzattık dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. İşte dediler ki acaba o elde ne var söylenmedi. Sadece elimizi uzattık dendi. Öbürkileri de dedi ki işte biz de barıştan tarafız gibi açıklamalar geldi. Sayın mi kastediyorsunuz öbürleri derken? Yani hani karşı taraftan bahsediyorum. Dem'le tokalaştı ya. Dem de dedi evet, ki evet. Biz de barıştan tarafız dedi. Peki bu nasıl olacak? Bundan sonraki adım ne olacak? Bununla ilgili bir şey yok, açıklama yok. Sayın Devlet Bahçeli tabii bir de şöyle bir şeyden bahsetti. Ne mutlu Türk'üm diyebilenleriz dedi. Biz de ne mutlu Türk'üm diyebilenleriz ama şunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli devlet kurumlarından TC ibaresini kaldıranların, andımızı kaldıranların ne mutlu Türk'üm demesi toplumda karşılık buluyor mu? Ben çok inanmıyorum, çok da sanmıyorum. Söylediği önemli cümlelerden bir tanesi de Trump'ın ilk döneminden farklı olmalıdır ikinci dönemi dedi. Hı hı. Kesinlikle farklı olmalıdır. Hiç kimse geniş yer ayırdı. Ben oy veririm ya da vermem ama hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aptal olma, akıllı ol filan diye kendi müzesinde de sakladığını iddia ettiği bir mektup yazamaz, yazmamalıdır. İşte efendim ver papazı al papazı gibi işte o biz papazı verdik de alamadık tabi. Yani o Brunson krizi işte ekonomimizi mahvederim filan söylemlerini edememesi lazım. Hiçbir kişinin benim cumhurbaşkanıma böyle konuşamaması ve saygı göstermesi lazım. Orada da katılıyorum. Biz saygı gösteriyoruz. Madem onlar da bize saygı göstersin diyor. Bu çok önemli. Caka satmakla ilgili bir cümle kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz caka satmayı aslında AK Parti'den öğrendik. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılında tabii ki fani vücudunun ölümünün düşünceleri sonsuza dek yaşayacaktır. Hı hı. Onunla ilgili bir reklamda hepimiz burnumuzun direği sızlayarak ve ağlayarak bunun altını çizmek istiyorum. Bazıları eleştiriyor olabilir ama Mustafa Kemal Atatürk bizim kıymetlimizdir ve onunla ilgili özellikle mesela fotoğraflarının canlandırıldığı videoları izlediğimizde de burnumuzun direği sızlıyor. O reklamı izlediğimizde de burnumuzun direği sızlıyor. 20 yıldır üniformamdan başka kıyafet giymiyorum diyor ve vatandaştan, validen başlamak üzere kıyafetler toplanıyor. Yani böylesi bir devlet anlayışına alışık bir toplumumuz biz. Ama tabii ki caka satmayı itibardan tasarruf olmaz diyerek işte 1001 odalı salonlar, saraylar yaptıran, işte bilmem kaç bin korumayla gezen, AK Parti'den gördü Türkiye aslında. Yani emeklinin maaşından tasarruf oluyor, itibardan tasarruf olmuyor. İlkokula giden çocuğun beslenmesine yumurta peynir konulamıyor ama itibardan tasarruf oluyor. 10 aylık bebeğine anne süt alamıyor ama itibardan tasarruf olmuyor. Memurların şeyi iptal ediliyor. Servisi iptal ediliyor ama siz özel jetlerle, özel uçaklarla istediğiniz her yere, istediğiniz sayıda, istediğiniz kere gidebiliyorsunuz ama itibardan tasarruf olmuyor. Onun için kuruş kuruş herkesin hesabını vermesi şarttır. Peki, hemen Yaşar Hacı Salihoğlu'na sizin sorduğunuz soruyu, yani Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrının devamı olarak bundan sonraki adım ne bilmiyoruz dedi. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Sizin bundan sonraki adıma ilişkin beklentiniz nedir hocam? Yani bu el sıkışmayla başlayan süreç, adını henüz tam koymadığım sürece ilişkin soruyorum. Vallahi siyaset kurumu kararını verecek Serap Hanım. Yani Sayın Devlet Bahçeli en üst çıtadan, en üst perdeden kendisini de siyasi riske de sokarak, sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi sadece elini değil bedenini taşın altına koyarak bu meselenin çözülmesine dair ortaya net tavrını koymuştur. Burada Sayın Bahçeli'ye laf yetiştirmek yerine PKK'nın siyasi koluna laf yetiştirmek gerekir. Daha ne bekliyorsunuz demek gerekir. Terörist başına ve onun uzantılarına, bizim irademiz İmralı'dır diyen Gazi Meclis'ten kişilere laf yetiştirmek gerekir. Hadi artık siyasete dönün. Siyasi parti gibi olun. Kopun bu terör anatomisinden. Bu emperyalist kirli bir oyundur. Bunun Orta Doğu'ya getireceği barış marış değil, daha büyük kin, daha büyük aslında bütün mazlum halkları birbirine düşmanlaştıracak bir iklimdir. Bunun piyonu oluyorsunuz. Yapmayın. Dönün. Sayın Bahçeli 3 konuşmasında da sadece işi cımbızla çıkartın, mecliste terörist başını çağırmış. Yani kardeşlik hukuku, birlikte olmak, o bir retorik.
bence gelmesine de gerek yok. Ayrıca çok da doğru bir yöntem, ben de saymam onu. Ama sonuç o değil ki. İşin özü o mu? Bir kelam etsenize. Desenize biz sizinle ittifak, seçim uzlaşısı neyse ne yapacaksak açık açık yapmak istiyoruz. Hiçbir bu konuda önümüzü arkamızı tereddüde düşmememiz gerekiyor. Kimin, yani hangi... DEM beklenen karşılığı şu ana kadar vermedi diyorsunuz. Hayır, doğru vermedi. Anlıyorum. Hayır. Yani zaten DEM diyor ki irade bende değil. O yüzden bir süreç ilerlemiyor, onu mu kastediyorsunuz? Ya ortada ya, bir süreç ilerlemiyor yok. Demek mümkün mü? Tabii bilmiyorum ama hani görünürde demek istiyorum. Tabii. Yani ben bir süreç olarak hiç yorumlamadım. Yani ortada bir masa yok, pazarlık yok, müzakere yok, dayatma yok. Hayır ama hani PKK'nın silah bırakmasıyla sonuçlanacak bir süreç başlatılmak isteniyor hocam. Onu kastediyorum. Süreç derken bir çözüm süreci demiyorum da. Yani bu hedefli çıkış bu sonuçta. Ben de analizimi yapıyorum. Dolayısıyla bunun bir süreç olarak değil, çok net olarak bu süreç şöyle olursa olur. Bir teklifte bulunulmuş, bir uyarıda bulunulmuş, bir açık son çağrıdır denmiş. Ne diyorsanız adına. Hiç önemi yok. Nedir şey çağrı? Terör örgütü lağvedilecek. Ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Zaten mücadele sürüyor. Asıl önemli olan iç cephedir. İçerideki siyaset zemininin kirletilmesidir. Demokrasinin korunup kullanmasıdır. Yani terör örgütünün her türlü propagandasını yapacaklar. Gazi Meclis'te istediklerini söyleyecekler ve açık bir şekilde terör propagandası, bölücü değil, terör örgütünün lügatından konuşacaklar ve bunlar siyaset yapıyor sayılacak. Yeryüzünün neresidir demokrasi ve hukuk şampiyonu? Götürün bakalım. Hukuken gereği yapılıyordur ama siyaseten de eli kolu bağlı mıdır siyasi partiler? Niye ilgilenmiyorsunuz? O seçmeni çeksenize kendinize. Niye demiyorsunuz ki ben de siyasi partiyim? Ben bu adamlarla çok uğraştım. Ama kopmuyorlar PKK anatomisinden. Onları Allah'a havale ediyorum. Dolayısıyla artık yüzümü size döndüm. Ey HDP'ye demi oy verenler. Ona değil bana verin. Bak Sayın İmamoğlu'na 31 Mart sabahı Meral Danış Beştaş yemedi içmedi bir hemen bir açıklama yaptı. Dedi ki o aldığınız oylar tamamı sizin değil. Ona hemen bir cevap gerekiyordu. Bir dakika ya. Bu demokratik bir tavır mı? Senin ipoteğin mi var oylar üzerinde? Sen rakip değil miydin? Sen aday değil miydin? Benim karşımda değil miydin? Seni değil beni seçtiler. Ha sana bir çağrım var. Daha doğrusu bir haberim var. Başarılı çalışmalarımla artık senin adres olmanı değil, hep benim adres olmam için çalışacağım. Bu demokratik bir çabam olacak. Niye diyemiyorsunuz? Niye bu kadar teslim olma hali çıkıyor ortaya? Niye emin olamıyorsunuz? O insanlarla yaptığınız diyalogda öne çıkan isimlere Esenyurt gibi olamazsınız. Önünü arkasına hakim olamazsınız. Bu çok açık. KCK diye bir sözde devlet yapılanmasının gereğini yapan bir PKK terör örgütünün stratejisiyle karşı karşıyayız. Yerel yönetimlere ilişkin yıllardır bu konuda uğraşan bir akademisyenim biliyorum. Bunu özellikle yapıyorlar. Kayyum denilen şeyi kendileri bir propaganda tekniği olarak kullanıyorlar. Sonuçta çok açık bu. O açıdan böyle bir süreçte herkes elini taşın altına koyacak. Hiç kimseyi diğerini terör örgütünün yandaşıdır, destekçisidir falan diye suçlamanın hiçbir alemi yok. Dolayısıyla bundan sıyrılmanın yolu da herkesin üzerine düşeni yapmasıdır. Bu kadar açık bu iş. Yani Gazi Paşa'yı, Atatürk'ü anarak değil anlayarak anlaşılır. Gazi Paşa'nın başında olduğu bir partiye Mehmetçiğin Gazi Meclis'ten istediği tezkere hayır oy verdirtemezdi. Bizim törenlerin, heykellerin, efendim rozetlerin arkasına saklanarak o anti-emperyalist damarı köreltemezsiniz. Bugün geldiğimiz nokta böyle bir nokta. Bunları görmüyor muyuz, söylemeyecek miyiz? Dolayısıyla çok açık bir şekilde bunun altı çizilerek bugün geldiğimiz noktada bugünden tezi yok. Herkesin sahiplenerek. Bak Diyarbakır anaları, Kürt anası onlarda. Geçmişte belki HDP'ye de oy veriyorlardı. Ama onlar isyan ettiler artık. Evlatlarımızı çaldılar elimizden dedi. Ve onlar açıkça söylüyorlar. Yani hep söylemiyor muyuz Serap Hanım? Yani Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş hepimiz biriz. Dolayısıyla benim yiğit Kürdüm Amerikan emperyalizminin piyonu, Siyonist çetelerin maşası nasıl olur? Buna isyan ediyor. Hocam yaklaşık 7-8 dakikamız var. Bir başka başlığa da geçmek istiyorum. O yüzden sizin bu eleştirilerinize, Güle Hanım'a da eleştirileriniz olduğunu algıladım cümlelerinizden CHP üzerinden.
Yanıtınızı alayım, varsa yanıtınız. Yani şöyle, tabii şimdi yani CHP'nin sabah bu konudaki duruşunu tartışmayalım hocam. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu anti-emperyalisttir ve Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, biri Türkiye Cumhuriyet Devleti demiştir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası hiçbir zaman için değişmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuvayi Milliye sınırları içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez ilkesine inandığı gibi yurtta barış, dünyada barış ilkesine de inanır. Bugün bu ülkeye karşı da davranılan hareketlerin olumsuz sonuçlarını da maalesef görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir bireyi de anti-emperyalisttir. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi düşüncelerini ruhumuzda, aklımızda taşıyacağız. Ama elbette ki fotoğraflarını da, heykellerini de baş tacı edeceğiz. Elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa taşıyacağız. Peki. Şimdi bu arada az önce kısa bir cevabını duymuştuk Sayın Bahçeli'nin. Yani ayrımcılık, bölücülük yapmayın, bu davranışlardan vazgeçin mealinde soru soran gazeteciye yanıt olarak söylemiş. Çünkü bir görüş ayrılığı mı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz sorusu sorulmuş. Az önce yarım kalan kısmı vurgulamak için de söylüyorum. Buna ilişki bir değerlendirmeniz olur mu hocam? Yani bu ya Öcalan çıkışı sonrasında bir görüş ayrılığı mı var sorusu soruluyor. Siz böyle bir izlenim edindiniz mi? Kısacık alayım çünkü ABB'yi de soracağım bu arada size. Sadece bu soru üzerine yorumunuz varsa diye soruyorum. Tam anlayamadım. Yani Sayın Bahçeli'nin gazetecinin sorduğu soruya cevabı mı soruyorsunuz? Tam anlayamadım. Bana bir... Hayır, yani gazeteci diyor ki bu konuda bir görüş ayrılığı var mı Sayın Erdoğan'ınızla, Erdoğan'larınızda? Devlet Bahçeli diyor ki yani bu ayrımcılığı körükleyici sorulardan vazgeçin mealinde bir cevap veriyor. Ama görüş ayrılığı konusuna cevap vermemiş. Fakat bu böyle bir değerlendirme yapılıyor. Yani son dönemde Öcalan çıkışının ardından... Bu süreç biraz yavaşladı. Acaba bir görüş ayrılığı mı var sorusu. Ben genel olarak size soruyorum. Abi ben böyle bir görüş ayrılığı yorumlamıyorum, görmüyorum. Hı-hı. Kaldı ki birkaç kez Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka bunun hep altını vurgulayarak her konuşmada ifade etti. Hı-hı. Sonuçta yani bu çok açık bir şekilde yani Cumhur İttifakı'nın bütünlüklü bir politikası, anlayışı. Peki. Ya bu sadece Cumhur İttifakı'yla sınırlı olmamalı Serap Hanım. Az önce söylediğim şey, bütün siyasi partiler bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Siyaset zeminini çok açık bir şekilde terörün gölgesinden, hasalludundan niye her seçim sürecinde demin her türlü adımını Kandil belirlesin? Yani listeleri onun onayından geçsin. Buna nasıl seyirci kalırız? Bir an evvel diyoruz ki dönün kardeşim yüzünü, siyaset yapın. En ağır fikirleriniz var, söyleyin, biz fikrimize güveniyoruz, cevap veririz. Ama bu emperyalist kirli bir oyundur. Bunun Suriye ayağından Türkiye'yi sıkıştırma çabaları başka bir periyoda geçti. Ciddi bir şey bu. Yani bu çok açık. Bunu söylüyoruz. Söylediğimiz budur. Peki. Yani burada hakikaten Sayın Bahçeli'nin dediği gibi oy hesabı, seçim hesabı yapmadan birlikte yapılmalı, adım atılmalı. Bakın o zaman hiç kimsenin burası bir yarış alanına, bir rekabet alanına, bir oy hesabına falan dönüşmez. Bunu söylüyoruz. Yapması gereken budur Türkiye'nin siyaset, yani seçmenin de siyaset alanının da hukuku vardır ve hukuku koruyup kollayacak öncelikle siyasi partilerdir. Mesela siyasi partilerin parti içi disiplin diye bir şey vardır ya, hukuku oradan anlaşılır. Parti olduğu oradan anlaşılır. Bugüne kadar hangi üyesi için ya sen terörü övüyorsun, hadi onlar terör demiyor da şiddet desin bari. Şiddeti övüyorsun. Dolayısıyla olamaz bu. Dolayısıyla bir parti disiplini işler diyebilmiş midir, diyebilir mi? Mümkün değil. Biz onları bu anlamda özgürleştirmeye çalışıyoruz. Peki. Onları özgürleştirmeye çalışırken onlar bizi o zemine çekiyor ve yine demokrasi maskeleri takılıyor. Demokrasiyi ve barışı kirleten de kurşunlayanlar da bu anatomiden kopmama ısrarını sürdürenlerdir. Bilinçli bir şekilde. Eklemek istediğiniz bir şey var mı aynı soruya? Şimdi şöyle, ben AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında derin bir görüş ayrılığı olduğu kanaatindeyim. Hatırlarsanız zaten yüzüklü mesajlarla, dosyalarla, kliplerle, işte şarkılarla karşılıklı mesajlar verildi. İşte Sinan Ateş cinayetinin şeyinden sonra da. Ama şimdi, şu son süreç. Evet, yani her süreçte var bence o. Yani karşılıklı birbirlerine karşı bir şey yapıyorlar. Kendi aralarında simgesel bir dille
kendi aralarında bunu konuşuyorlar ve AK Parti'nin içerisinde de biz bunları duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan bu ittifak diyelim, bu seçim çalışması da denilebilir ama ittifak ortaklığı Cumhur İttifakı'ndan sonra Kürt seçmenden daha az oy alındığı ve seçim sonuçlarına da bunun yansıdığı yönünde parti içerisinde de ciddi eleştirilerin olduğunu duyuyoruz. Bu kayyumlarla ilgili kısım da önemli. Kayyum atamasını doğru bulmuyoruz ve antidemokratik buluyoruz. Mesela Ahmet Türk'le ilgili Cumhuriyet Halk Partili birisi bir güzel bir cümle kurduğunda mutlaka bununla ilgili bir tersleme, bir ötekileştirme cümlesi duyuyorsunuz ama Sayın Devlet Bahçeli Ahmet Türk'le ilgili çok öven bazı cümleler kurdu ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ağalık kalkmıştır ama Ahmet Ağa diye söyledi. Şimdi iki gün önce Ahmet Türk iki aileyi birbiriyle barıştırmıştı Mardin'de ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısıyla beraber o toplantı yapmıştı. İki gün sonra da kayyum atandı. İşin trajikomik tarafı da şu, Ahmet Türk'e üçüncü defa kayyum atanıyor. Son bir dakikamız. Hemen söylüyorum. Yani bu kayyum atamalarının, eğer diyelim ki Ahmet Türk suçlu ve kayyum atandı birinci adaylığında, birinci belediye başkanlığında. İkinci defa niçin izin verdiniz belediye başkanı olmasına? Hadi ikincide gözünüzde kaçtı, üçüncüde niye izin verdiniz? Yani insanlara kayyum atayarak Esenyurt Belediyesi'nde, Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan durum tam bir hukuksuzluktur. Yani belediye başkanına kayyum atıyorsunuz, belediye meclis üyelerini belediyeye almıyorsunuz, milletvekillerinin alana girmesine, belediye binasına girmesine izin vermiyorsunuz. Tam bir hukuksuzluk hakim ama bu hukuksuzluk Türk milletinin vicdanında da yerini almıştır. Herkes bunun notunu vermiştir. Orada ciddi bir Türkiye'nin en büyük ilçesidir. Oraya rant olarak bakmak, oraya kentsel dönüşümden kazanılacak para olarak bakmak gerçek anlamda büyük yanlıştır. Herhangi bir olumsuz durum varsa o kişiyi niye aday ettiniz? Yani aday olmasına niye izin verdiniz? Sonuçta Türkiye'nin yargısı var, sistemi var. Her şeyi peki, tek tek takip ettiğini söyleyen İçişleri var. Peki. Hızlıca noktaladık ama hakikaten sözünüzü de biraz açtık. Çok teşekkür ediyorum doçent doktor Gülay Yedekçi. Profesör doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, sağ olun hocam değerli katkınız için. Bir cümle yok mu? Valla açtık, tek bir cümle ise lütfen buyurun. Şu kadarını söyleyeyim, bu kayyum stratejisidir PKK terör örgütünün. Bu tuzağa düşmeyin. Bir kere de değil ki, başka adam mı kalmadı? Bütün bunları aday yapıyorsunuz. Çok açık. Eş başkanlık işini peydahlayan örgüttür. O eş başkan doğrudan... Üç kere kayyum atanınca hocam... Andille, yani bir hayır kişinin. Üç kere de, o beş kere de olsa onu atayacak Kandil. Onu örgüt atıyor. Peki. İzin vermeyebilir ilgili kurumlar öyle bir suçu varsa ama üç kere kayyum atanması bir kişiye. Ne yazık ki esnetemiyorum. İki gün önce güzelleme yapılması. Neyse bir gün akşam programda uzun uzun konuşuruz. Peki çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Birazdan spor haberleri var. Selen Güldayoğlu karşınızda olacak. Para gündemi noktalıyoruz. Hoşçakalın. Yarın bu akşam daha doğrusu olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere.